Despertar söyleşileri 11. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Muzaffer Erol. E, Muzaffer Almanya'da yaşıyor. E, Potsdam'da doktora çalışmalarını sürdürüyor. Hoş geldin Muzaffer. Hoş bulduk. Selam. Teşekkür e, ederim. Geldiğin için de biz teşekkür ederiz. Bugün Muzaffer bize aynı diğer önceki bölümlerde olduğu gibi, diğer konukların yaptığı gibi geçmiş bugün gelecek temasında bu alana nasıl girdiğini, bugün neler yaptığını ve ileride neler yapmak istediğini anlatacak. Yine son bölümde alana dair tavsiyeler, alanda çalışma yapmak isteyenlere yönelik tavsiyelerde bulunacak. Muzaffer Dilersen geçmişle başlayalım. Geçmişte başlayalım. Yani aslında benim geçmişim hep böyle e, uluslararası gelişmelerle paralel ilerledi diyebilirim. Hem Türkiye hem dünya. 2001'de e, hemen 11 Eylül saldırılarının hemen sonrasında lisansa başladım. Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde. E tabii o dönem hep böyle işte Büyük Ortadoğu projeleri, Amerika'nın müdahaleleri ile geçti. O dönemde zaten hani belki de uluslararası atmosferin de etkisiyle biraz böyle uluslararası ilişkiler alanına kaydım. E, 2005'te de e, Amerika'nın orta doğu proje e, orta doğu politikalarının evrimi ve e, büyük orta doğu projesi başlıklı bir bitirme tezi yazdım. Bitirme projesi diyelim daha doğrusu. Ee, o şeyle, e, o bitirme projesiyle birlikte 2008'de yüksek lisansa kabul edildi Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Bölümüne. Ee, o dönemde de yavaş yavaş İsrail'e olan ilgim başlamaya başladı. Ee, o dönemki e, hocam Şebnem Gülfiden e, şu anda hala çalışıyor bildiğim kadarıyla İstanbul'da. E, dedi ki yani hani İsrail ile ilgili Türkiye'de bir boşluk var aslında e, bu boşluğun doldurulması gerektiğine dair bir e, konuşmamız olmuştu. Bir de sosyoloji bölümünde olduğum için sosyoloji ve antropoloji bölümüydü aslında ama e, ağırlıklı olarak sosyolojiydi e, öyle söyleyebilirim e, ve karşılıklı konuşmalar sırasında e, militarizm sivil asker ilişkileri meselesi gündeme geldi. Ve dedi ki yazabilir misin, yazmak ister misin? Ve onun destekleriyle İsrail'de sivil-asker ilişkileri üzerine e, yüksek lisans tezini yazdım. E, ve o tezi yazarken e, şeyi merak ettim aslında doğal bir eğilim oldu. Türkiye Yahudileri ne yaptı sorusu e, aklıma geldi. Özellikle kuru, kuruluş döneminde göçten sonra nasıl entegre oldular, işte orduda varlar mıydı, e, savaştılar mı mesela bu tür sorular üzerinden e, Türkiye Yahudileri İsrail'in kuruluş yıllarında ne yapıyordu sorusuyla aslında bu alana geçtim e, ve doğal olarak göç perspektifi vardı ama e, bende göçe yönelik bir e, nasıl anlatayım e, bir altyapı yoktu yani onun teorisiyle ilgili bir altyapı yoktu daha çok Siyaset bilimi e, altyapısında olduğu için acaba bunun sivil-asker ilişkileri, işte e, militarizm perspektifinden inceleyebilir miyim? Hani tamamen İsrail'deki duruma odaklanacaktım aslında. Göç meselesi e, pek aklımda yoktu. E, bu tezi bitirdikten sonra 2009'da Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde e, e, doktoraya başladım. O dönemde de ee, Sema Ardar hocamdan sağ olsun e, uluslararası göç dersi aldım. O ders e, hani benim için milat kabul edilecek bir derstir. Çünkü her ne kadar uluslararası göç olsa da işte o sırada herkes işte mutlaka bir göç hikayesi oluyor. O göç hikayeleri anlatılıyor. E ben Benim ailemde de bir göç hikayesi var baba tarafından özellikle. E, Kırım dayanıyor e, kökenleri ve 19. yüzyılda Kırım'dan Bulgaristan'a gelmişler 1934'te de Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş bir aile aslında e, ve e, hani bu göç hikayeleri kimi zaman böyle çok fazla e, anlatılmaz veya işte üstü kapatılır böyle geçilir kimi zaman e, bizde anlatılıyordu yani işte o mesela 19. yüzyıla dayanan göç hikayesini ben duyarak büyüdüm öyle söyleyebilirim ama dediğim gibi işte göçle ilgili işte veya kişilerle konuşurken e, o kişiyi nasıl konuşma üzerinde derinleştirirsin konusunda tecrübe olmadığı için... ...hani orada işte eldeki veriyi alıp onu öğreniyorsun ama derinleşemiyorsun. E, o dönemler işte babaannem 93 yaşında vefat etti ve Alzheimer'dı. E, enteresan bir şekilde 92 yaşındayken işte benim de doktora'ya başlama dönemleri falan ve... E, göçe olan ilgim artıyor. Okuma yapıyorsun vesaire. Artık yavaş yavaş derinleştirmeye de başlıyorsun. İşte babaanneme Alzheimer'ken geçmişi çok iyi hatırladığı ama bugünle bağlantılarının yer yer koptuğu bir dönemde babaanne Bulgaristan'dan buraya nasıl geldiniz sorusunu sordum ve hani hiç daha önce anlatılmamış olan bir sürü bilgiyi verdim. Belki kimileri yanlıştı, kimileri doğru değildi vesaire ama Hani e, ilk gelişi işte Yalova'da çadırlarda kalmaları, ailenin ikiye bölünüp bir kısmının devlet tarafından Kayseri'ye bir kısmının Bursa'ya gönderilmesi vesaire böyle e, ve kopuş hikayeleri de var. Tabii o zamanda böyle bir e, işte bugünkü gibi iletişim olanakları olmadığı için aile orada kopuyor. Ve işte çok enteresandır işte Facebook zamanlarında. Ee, tekrar birbirlerini bulmalar, hikaye, o hikayeler oluşmaya başlamıştı ve yani akademik olarak böyle bir arka plandan gelip işte göçü sahiplendim aslında. Öyle söyleyeyim. İsrail hep vardı ee, dediğim gibi İsrail göç birleşti aslında benim kafamda. Ee, tabii o dönemde işte sene 2009 oluyor doktora yeterlilik sınavını verdim. Daha sonra üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım. Yani şartlar istediğim gibi ilerlemedi vesaire. Ve 7 senelik bir özel sektör tecrübesi benim için en enteresan bir dönem oldu. Uluslararası satış temsilcisi olarak. Daha sonra 2016'daki darbe teşebbüsü. O dönemde çocuğumun olması dedik ki artık hani Türkiye'de nasıl olur olabilir mi derken. Bir yandan da işte tesadüfler şey oldu, e, af çıktı. Ben doktoraya geri döndüm. Ondan sonra ama doktoraya yurt dışına gitmek üzere geri döndüm, öyle söyleyeyim. E, 2018'de doktoraya geri döndüm. 2019'da da Almanya'ya geldim. E, 2019'dan beri de şu anda aslında Türkiye'de tezime başlamıştım. Elimde böyle bir 100-110 sayfalık bir metin vardı. Ee, konu da hemen hemen aynıydı. Yani 2008 sonrasında Türkiye'den İsrail'e göç eden Yahudiler ki o dönemde işte Dökme Kurşun Operasyonu, Davos, Mavi Marmara vesaire hani o dönemdeki olayların göçe nasıl yansıdığını görmek istiyordum ben. Ve dediğim gibi de elimde böyle 110 sayfalık falan bir metin vardı ama buradaki danışmanı o metni beğenmedi. Ee, aslında hani ben yola işte o metin Türkçe bir metindi İngilizce'ye çevirip yoluma devam ederim kendi planım üzerinden devam ederim diye düşünüyordum ama e, yani öyle olmadı beğenmedi o yazılmış daha doğrusu şöyle söyledi yani hani Almanya'daki yöntemle doktora yöntemiyle buradaki yazım süreçleri birbirinden çok farklı ee, Türkiye'deki süreçle Almanya'daki süreç yani burada işte 800 sayfalık 900 sayfalık tezler yazılmıyor yani hani 200, 250 sayfa, 350 sayfalık tezler yazılıyor ve tam böyle noktaya çünkü söylenilen şey şu işte bu kadar tarihsel geri plan vermeye gerek yok. Yani hani o noktaya konuna odaklan hani tarihsel plan vereceksen de 20 sayfaya 30 sayfaya geçmesin üzerinden gidiyor. Ve şöyle de bir yaklaşım var burada. E, doktor ünvanını teziniz basılmadan alamıyorsunuz yani o bir kitaba dönüşmek zorunda burada e, o doktor ünvanının alınması ona bağlı. E, dolayısıyla sanki bir tez değil de e, şey yazılıyormuş gibi kitap yazım aşamasıymış gibi e, düşünülüyor burada doktora süreci Dolayısıyla o 110 sayfalık kısmı attık ve şu anda bazı noktaların mesela kopyala yapıştır yöntemiyle yeni tezime kullanıyorum oradaki atıfları kullanıyorum vesaire ama, Plan tamamen değişti. Farklı bir yönden ulaşmaya çalıştım. Biraz daha teorik olarak geliştirmeye çalıştım daha doğrusu göçü. E, şu anda da e, dediğim gibi 2008 sonrasında konu sabit kaldı ama e, bakış açısı biraz değişti. Burada e, göçmen bilgisi perspektifini kullanıyorum. Migrant knowledge olarak e, yeni yeni gelişmeye başlayan bir literatür var. E, Şöyle bir şey yapıyorum şu anki tezimde, e, alanda yapılmış, yazılmış ilk kitap biliyorsun Walter Feigl'ın 1988 tarihli e, Unseen Israelis diye Türkiye'li Yahudilerin göçünü anlatan, daha doğrusu oradaki entegrasyon sürecinin ve Türkiye ile bağlarını anlatan bir kitaptır. Orada der ki mesela bu unseen olarak, e, görünmezlik olarak nitelendirdiği karakterin Türkiye'den taşındığını söylüyor. Yani İsrail'de oluşmuş bir şey değil, ama Türkiye'de oluşup İsrail'e taşınmış ve İsrail'de yansımaları olan bir karakter olduğunu söylüyor. Benim de aslında ondan hareketle aslında biraz da o literatüre katkı da olacak. E, tabii o dönemde migrant e, knowledge perspektifi 1988'e ifade edilmeyen bir şeydi, ama aslında farkında olmadan e, Walter Fiker'ın yaptığı şey migrant e, knowledge perspektifini tezine. E, kitabına taşımaktı. E, ben de buradaki karşılaştırmayı şöyle yaptım. İsrail'de Ansi'in denilen şey nasıl Türkiye'den taşınıyor ve bunun Türkiye'de bir karşılığı var mı? E, Türkiye'deki karşılığı bana göre Kayades. Ama e, şu anda literatürde e, belirtildiği gibi değil. Biraz daha geniş perspektiften, biraz daha çok katmanlı bir yapısı olduğunu düşünerek e, aslında Türkiye Yahudilerinin tarihini Kayades üzerinden okuyup ee, acaba nasıl İsrail'e taşınıyor? Bunu görmek. Artı e, Avleramoz acaba burada bir e, kullanılabilir bir parça olabilir mi diye düşünüyorum ve e, diyorum ki işte 2008 özellikle 2010'dan sonraki göçlerde acaba Avlerevoz da böyle bir e, Türkiye'den İsrail'e taşınabilecek bir perspektif olarak duruyor mu durmuyor mu? Aslında biraz onu test etmeye çalışıyorum bildiğin gibi zaten seninle de çok konuşuyoruz bu konuları İsrail'de görüşmeler yaptım şu anda hala de devam ediyorum kim yakaladığı herkesle görüşmeye gayret ediyorum açıkçası işte kişilerin anlatılarından İsrail'deki yaşamlarından Türkiye'deki Yahudiliğin nasıl yaşandığına dair söylemlerinden hem payades kısmını anlamaya çalışıyorum derinlemesine. Hem de göç sürecinin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyorum. İsrail'de nelere dönüşüyor bu? İşte Walter Falker'ın dediği gibi hala unseen, görünmez bir karakter devam ediyor mu? Veya başka bir şeyler var mı yok mu onlara bakıyorum. Ee, göç çalışmaları içerisinde e, İsrail'i çalışırken, Türkiye'den İsrail'e gidenleri... Ee, dönüş yapmış olanlar e, yani dikkatini çekti mi ya da orada bir hani hikaye yakalayabildim mi? E yani uzun süre orada yaşayıp sonra belki yaşlılık döneminde Türkiye'ye dönmüş olabilir ki yani benim tanıdıklarım var o şekilde veya başka gerekçelerle ya yani ben orada yapamıyorum artık e, buraya dönün. Bir de tabii üçüncü ülkeye gidenler de var. E, üçüncü ülkelere gidenler. De var, aynen. E, yani Türkiye'den İsrail, İsrail'den Avrupa'ya, Kuzey Amerika'ya, Avustralya'ya yani benim akrabalarımda da var. Ee, tabii bu bazen hani aynı kişi de olmuyor. Bir alt nesilde oluyor. Yani üst nesil Türkiye'den İsrail'e taşınmış oluyor. Çocuklardan biri sonra Kanada'ya biri Avustralya'ya. Ee, şeyi yakalamadım ben hiç. Yani ben kendi en azından çevremde tanıdıklarımda e, ikinci neslin Türkiye'ye dönmesi gibi bir durum. Çünkü ikinci nesil zaten artık Türkiye çok bir bağı kalmamış gibi. Bağı oluyor. kalmıyor. Yani şöyle bir örnek verip Benim burada bir arkadaşım var. Ee, Kendisinin... Annesi ve babası İzmir'den 1960'lı yıllarda İsrail'e göç etmişler. Kendisi İsrail doğumlu. Tek kelime Türkçe bilmiyor. Ee, ve şey hani çok böyle Türkiye ile bağı yok gibi bir şey. yani Hani yemekleri biliyor mesela. Veya işte İzmir'e birkaç kere gitmiş ama hani turist gibi gitmiş. Hani İzmirli bir ailenin çocuğu olarak değil de işte o hep vardır ya ikinci, üçüncü kuşakta işte kökenlere geri dönme vesaire. Hı hı. Soruna gelecek olursam da şöyle, ben ilk görüşmeleri İstanbul'da başladım. Ee, tabii o görüşmecilere ulaşma da ayrı bir süreçti. İlk görüşmecilerim genelde e, İsrail'e göç etmiş, 80'lerde göç etmiş, işte 70'lerde göç etmiş ve bir şekilde geri dönmüş kişilerdi. Onların tabii anlatıları çok önemliydi. Onların zaten o dönem de farklıydı. Hani Rusya'dan gelen Yahudilerin olmadığı bir dönem. Daha çok işte Erime Potası hikayesinin çok daha baskın olduğu işte aşkenazların aşkenazlar tarafından ayrımcılığa uğrama tecrübelerinin olduğu bir dönemden kalan şeylerdi. Söyledikleri şeyler genelde şöyleydi. Yani beğenmedik. Hani İstanbul'dan sonra İsrail'i beğenmeme durumu var, ekonomik olarak tutunamama durumu var e veya hani oradaki mesleki entegrasyonu sağlayamama durumu var. Hani burada mesela çok iyi bir fakülteden çok iyi bir bölümden mezun oluyor ama orada mesleki devamlılık önemli bir şey. Hani o mesleki devamlılığı sağlayamadığı için geri dönme var. Oradaki işte bürokratik süreci tamamlayamadığı için veya ne bileyim işte yani çok özel de nedenler de oluyor işte sevgilisi oluyor Türkiye'de ee mesela bir sene gideceğim deneyeceğim geri geleceğim düşüncesiyle de gidip gelenler var ee yani çok farklı sebepler var ama şu an yaptığım görüşmelerde mesela 2016'da göç edip 2015'te göç edip İsrail vatandaşlığını alıp e, çok iyi derecede İbranice'yi öğrenip 2020 yılında geri dönen bir görüşmecim vardı. O, o tamamen işte İsrail e, çok rahat olduğunu söyledi ama istediği ortamı bulamadığını İsrail'deki pahalılıktan şikayetçi oldu vesaire işte sürekli bir e, gerginlik halinin olmasından iklimden bile şikayet etti. Yani hani böyle çok e, değişik sebepler var aslında yani geri dönüş için ama geri dönüş her zaman var göç her zaman vardı hani göç yeni bir şey değil Cumhuriyet'in tarihiyle paralel giden bir şey aslında daha öncesi de var tabii ki e, göç varsa e, aynı zamanda geri dönüş de var Rıfat Bayır'ın kitaplarında mesela anlatır o ilk dönemden göç eden 1948 sonrasında göç edip de geri dönenlerden çok az bahsediyor kitabının bir kısmında e aslında hani son bölüme de aslında ekleme olarak şimdiden not düşebiliriz. Aslında geri dönemler hakkında çok bir çalışma yapılabilir. E, ve zaten hani bütün göç çalışmaları alanında da zaten e, olan bir durum. E, bir gidiş varsa dediğin gibi ve bir de dönüş de veya dönüş olmadan bir nostaljik e, anlamda bir geçmişe atıfta bulunma yani geldiğimiz yer tabii Şimdi sen anlatırken aklıma direkt şu geldi ikinci üçüncü nesil olduğunda orada aslında senin tam da kendi kendi anlattığın Kırım Bulgaristan gibi yani senin Kırım'a dönmen şu an ne kadar hani senin bağlarınla ilgiliyse muhtemelen oradaki ikinci üçüncü nesile gelmiş olan kişi de özellikle ee, yani iki taraftan biri de Türkiye kökenli değilse zaten tamamen oralı oluyor ve oranın Aynen. dili, oranın kültürüyle artık yetişmeye başlıyor. Ee, ama aynı dediğin gibi anlatılarda işte büyük annem, büyük babam işte buradan gelmiş ki belki buna benzer bir göç çalışması ki ben literatürde çok kısıtlı rastladığım bir şeydi. Latin Amerika'ya mesela gitmiş olanlar üzerinden yani Latin Amerika'dakilerin Türkiye'yi nasıl gördüğü e, ikinci üçüncü nesillerde yani 100 yıl önce bir işte büyük büyük babalar gidiyor, büyük anneler gidiyor ve torunlar şu an Genelde hmm. orada da biraz tabii pasaport süreçlerinde böyle bir şey Ba hani Portekiz İspanya vatandaşlığı süreçlerinde en azından ben öyle karşılaştım. Ee, bir de onun dışında da dediğin gibi daha e, gençlerde de oluyor ama daha az yaygın daha çok daha ileri yaş döneminde bir e, ataları merak etme süreci başlayınca e, işte evet. mezar aramalar e, işte evlilik belgeleri bakmalar e, ya yani kendi aslında otobiyografik hayatında yani kendini belki bir tarafta yazarken aslında aile kökenini de araştırmaya başlamak gibi. Hı hı. E, bu da özellikle e, Latin Amerika tarafında benim çok karşılaştığım bir şey. Yani Arjantin, Uruguay, Brezilya, Şili e, gibi ülkelerde ülkelerden bize sorular geliyor. Peki, hı hı. E, şimdi İsrail tarafını incelerken e, biraz Almanya'ya gelelim. Yani Almanya'daki hı hı. akademiye gelelim. İsrail'deki mesela başka grupları inceleyen, tanıdıkların var mı? Yani e, doktora çalışması veya genel olarak hani akademik araştırma olarak yapan? Yani şöyle, benim bulunduğum yer Yahudi Araştırmaları Enstitüsü. Aslında Almanya'da şöyle bir şey var. İsrail araştırmalarıyla e, Yahudi araştırmaları aslında birbirinden iki farklı alan. Ama Almanya'da e, İsrail araştırmaları da e, Yahudi araştırmalarının içine giriyor... Ee, ama şöyle bir sıkıntı var ee, Almanya'da e, İsrail çalışmaları çok e, güdük kalıyor öyle söyleyeyim size yani hani böyle bir iki kişi çalışıyor benim gibi işte tek tük farklı bölümlerde daha çok din perspektifi öne çıkıyor Yahudi aydınlanması gibi konular İkinci Dünya Savaşı'na kadar gelen süreç çok böyle farklı bir şekilde bütün ayrıntılarıyla inceleniyor. İkinci Dünya Savaşı ve sonrası zaten holokost çalışmaları olarak İsrail ve e, şeyden, Yahudi çalışmalarından ayrılarak, ayrılarak farklı bir bölüm olarak ele alınıyor. Dolayısıyla benim çevremde e, pek yok doğrusunu söylemek gerekirse. E, daha çok İsrail'de var e, bu tür çalışmaları yapan insanlar. Almanya'da pek yok. Yani Almanya'da da şey yok aslında. Yani hani İsrail konusunda e, pek fazla çalışma yok. Yahudilik konusunda çok fazla çalışma var. E, şeyler var aslında e, Rus Yahudilerinin göçü hakkında burada bir tanıdığım var. On o çalışıyor, çalışmış daha doğrusu doktorasını onun üzerine yazmış Olaf Greckner isminde bir doktor. Ee, o Rus Yahudilerinin önce Almanya'ya Almanya'dan İsrail'e gittiklerini aslında kanıtlamış bir teziyle ya o da görüşmeler üzerinden yapmış öyle bir grupla çalışmış aslında. Ama dediğim gibi yani İsrail'de şey Almanya'da böyle bir hem tarihinden kaynaklı e, bir duyarlılık var. Yani İsrail konusunda pek fazla bir çalışma yok çok böyle iki tane üniversite olması lazım biri Münih'te, diğeri e, Heidelberg'de kürsüler var. İsrail çalışmaları, kürsüleri var. Ama bir enstitü olarak e, Almanya'da maalesef yok. Öyle bir eksiklik var. Yani İsrail çalışmaları eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Çok kaplıyor. Yani hani Yahudilik üzerine yapılan çalışmalar alanı çok kaplıyor. Ve buradaki uzmanlıklar da dolayısıyla onun üzerinden ilerliyor. Hani ben burada mesela danışman bulurken biraz zorlandığımı itiraf, itiraf etmem gerekiyor. Benim danışmanım mesela erken modern dönem sefarat kimliği üzerine çalışıyor. Ee, yani hani çok da yakın olduğu bir şey değil ama e, farklı desteklerle ilerliyoruz aslında. Öyle söyleyebilirim. Almanya'nın böyle bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii ne kadar genelleştirme yapabilir bilmiyorum ama hani Kuzey Amerika'yı bir tarafa bırakıyorum. İsrail bir tarafa yani Avrupa kıta Avrupa'sı olarak düşündüğümüzde benim yani şu, şu anki gözlemim e, Hollanda'nın da çok farklı olmadığı İskandinavya işte yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorum ama hani genel olarak ülkelere baktığımızda dediğin gibi zaten hani doktora hocaları doğrudan o alanda değil ama bir şekilde dediğin gibi belli bir hani network desteğiyle ikinci işte hocaların da desteğiyle e, bu alanda destek sunmaya çalışıyorlar çünkü öbür türlü yani o alan özelinde bir hani uzman bulabilmek çok zor. çok zor çok zor. Ve tabi Almanya ile ilgili belki hani şöyle bir ekleme de yapılabilir. bugüne kadar hep Yahudi diasporası üzerinden hani İsrail'in kuruluşundan önce özellikle işte 2000 yıllık bir Yahudi diasporası hikayesi hep Hani anlatılırken e, şimdilerde bir İsrail diasporası e, akademik çalışma Aynen. alanı olarak da çıkmaya başladı ki Almanya'da da hani nüfus olarak artıyor. Yani İsrail e, vatandaşı olup İsrail'de doğmuş, Aynen. büyümüş ve daha sonradan İsrail'den ayrılanlar. Avrupa'da bu sayı artıyor. E, buna çok yakın zamanda hani literatürde e, karşılığını bulmaya başla, başlayan bir alan olarak görüyorum. Yani ben en azından son birkaç yılda bu konuda yazılar okumaya başladım. E, daha öncesinde hep hikaye Hikaye şeydi yani İsrail'in varış noktası olup dışarıda kalanların evet. da Yahudi diasporası olarak adlandırıldığı. Ee, peki Almanya'da e, seni mesela heyecanlandıran projeler, çalışmalar var mı? Yani bu doktora çalışması olarak değil de daha genel olarak bir enstitünün yaptığı olabilir veya bir sergi olabilir. Çünkü genelde Almanya bize yabancı bir ülke. Yani Türkiye'deki Yahudilere özellikle. Hollanda'ya çok giden var, İngiltere'ye çok giden var. Almanya genelde daha yine sıfır değil. Yani Berlin'e mesela yeni taşınmış İzmir'den geçen yıl bir aile var. Yani böyle tek tük de olsa ama Almanya genelde biraz da geçmişinden belki ötürü böyle daha şey uzak görülüyor. Özellikle yaşlı nesilde Almanya mı diye böyle bir şaşırıyorlar. Ee, o, o açıdan da biraz hani e, Almanya'yı da senin hani gözlemlerini aktarırsan da güzel olur. E, Almanya'da tabi şimdi e, biraz önce söyleyebilirdim onu söylemedim. Almanya'da bir de göç çalışmaları çok yapılıyor. O, o çok önemli bence. E, göç çalışmalarını yapan hemen hemen her üniversitede mutlaka bir birim var bakış açıları farklı oluyor, yöntemleri farklı oluyor. Kimisi görüşmelere odaklanıyor, kimisi istatistiki e, okuma yapıyor vesaire. Göç konusu çok önemli, çok değer verilen bir konu. Tabii ki burada Almanya'nın bir göç ülkesi olmasından kaynaklı. Ee, onun dışında aslında Berlin özelinde konuşabilirim. Yani Almanya özelinde pek konuşamıyorum. Benim yaşadığım yer de Berlin'e çok yakın. Ee, sürekli Berlin'e gidip geldiğim ve daha aşina olduğum bir alan. Diğer şehirlerde pek de zaten e, belli üniversiteler var. İşte mesela Frankfurt'taki Göte Üniversitesi veya Osnabürg'deki e, Göç Araştırmaları Enstitüsü böyle göze çarpan çalışmalar yapıyorlar. Ee, ama merkez olarak Berlin var, öyle söylemek gerekiyor. Berlin işte Yahudi Müzesi'nin olduğu, bu Yahudi Müzesi'nin çok provokatif sergilerinin de olduğu, aynı zamanda e, konferansların da düzenlendiği e, böyle e, açık bir alan, öyle söyleyeyim. Uluslararası küresel bir kent olmasından dolayı birçok etkiye açık. Hani Almanya'yı da mesela Berlin üzerinden okumak da biraz zor. Çünkü bambaşka bir dünya o küresellik küreselleşmeyle olan ilgisinden dolayı orada bir hani bana kalırsa kozmopolit bir alan yaratılmış ki Almanya profilinin tamamen dışında kişilerin de zaten göç etme rotası genelde öyle oluyor yani Bel, Tel Aviv'den genelde Berlin'e göç ediliyor veya Frankfurt'a göç ediliyor. Hani çok büyük kentte, çok da küçük kentlere girmek de istemiyor bence göçmenler. Evet. Sadece Yahudiler değil, sadece İsraililer değil. Bütün dünyanın farklı yerlerinden gelen ama tabii şeyden bahsediyorum. Hani beyaz yaka e, şeyinde o sınıfsallık var orada yani hani Normalde Afrika'dan gelen birisi için hangi şehre gittiği önemli değil, iş bulmak vesaire o önemli. Ama sınıfsal olarak baktığın zaman o beyaz yaka denilen e, grup Genelde büyük şehirleri tercih ediyor. E, Almanya'da da e, buna yönelik, daha doğrusu Berlin'de e, çok açık bir alan var. Göç çalışmaları, Yahudilerle ilgili yapılan çalışmalar vesaire. Çok fazla Yahudi derneği var. Çok fazla tabii ki grup var, cemaat var. E, onların kendi düzenledikleri e, toplantılar var. Çok fazla e, aslında beslendiğim bir 4 sene, 5 sene oldu. Burada çok beslendim. Yani. Özellikle... E, Aşkenaz kimliği üzerinde çok şey öğrendim. Çünkü Aşkenaz kimliği üzerine inşa edilmiş bir şey. E, Yahudilik aslında burada sefaratlar da var, tarihsel olarak sefarat geçmişi Berlin'de var. Ama görünür değil aslında. Yani çok ufak ufak yeni yeni belgelerle oluşturulan e, kitapçıklar var mesela e, o kitapçıklardan yavaş yavaş işte çözmeye çalışıyoruz öyle söyleyeyim sana. Ee, mesela e, daha önce Avlere Moz'da yaz, yaptığım bir röportaj vardı Shilomit Trip ile e, belki e, okuyan olmuştur. Onun mesela hikayesi bambaşka. İşte bir göçmen ailenin kızı olarak Berlin'de dünyaya geliyor. Kendisi Yahudi. Yahudiliğini keşfetme süreci sefarat olarak e, bir Aşkenaz cemaatinin içerisinde var olma mücadelesi ve hiçbir şekilde tam anlamıyla ait olamama durumu üzerine kurulmuş bir hayat aslında benim okuduğum. Yani biraz kozmopolitik bakımından İstanbul'u anımsatıyor. Ama İstanbul'u tabii ki bambaşka bir yere koymaya devam ediyorum. Yani hani o insan çeşitliliği, İstanbul'daki insan çeşitliliği burada pek yok. Onu söylemekte fayda var belki de. Ama buradaki işte o küresel kent olma niteliğinden dolayı Değişime açık, farklı projelere açık, e, akademik özgürlük alanında da çok önemli olduğu için Almanya'da e, yani hani projenizi herhangi bir projeyi çok iyi bir şekilde e, yapılandırırsanız destek almama gibi bir imkan yok Almanya'da öyle bir akademik özgürlük öyle bir e, e, ortam olduğunu söyleyebilirim. Bu da tabii ki değişimi ilerlemeyi beraberinde getiriyor. Peki Almanya İngilizce ne kadar açık yoksa Almancası zor mu? Senin deneyimin nasıl oldu? Şöyle oluyor? Berlin, Berlin çok açık. Hatta Berlin'de e, Almancayı duymak biraz zor oluyor diyebilirim. Bütün dilleri duyuyorsunuz. Sadece İngilizce değil. İşte İbranice'yi de duyuyorsunuz. Türkçe'yi de duyuyorsunuz. İtalyanca'yı duyuyorsunuz. E, Berlin çok farklı bir yere koymak gerekiyor. Ama benim oturduğum yer mesela Potsdam arada e, trenle 25 dakikalık bir süre var burada mesela Almanca yoksa çok zor hani Almancayı gerektiriyor özellikle Doğu Almanya eski Doğu Almanya sınırları içerisinde kalan bölgelerde Almancasız yaşamak imkanı yok yani hani e, ben hani kendi tecrübelerimden de biliyorum mesela e, doktora gittiğiniz zaman doktorun İngilizce bilmemesi gibi bir, bir ihtimal yok ama mesela konuşmuyor öyle bir şey var ya da gündelik hayattaki şeyler yani burada daha çok Rus etkisi Rusça etkisi daha baskın olduğu için sorsanız Rusça bilir ama İngilizce bilmez özellikle yaşlılarda bir de anladığım kadarıyla benim ilkokul ve orta düzeydeki eğitimde Almanya'da İngilizce eğitimi iyi değil. Ben onu kendi kızım üzerinden anlayabildim öyle söyleyeyim yani bizdeki gibi böyle çok basit bir İngilizce hani konuşturmaya yönelik bir çalışma yapılmıyor mesela hani kelime ezberleyin kelimeleri ezberledikleri kelimeler üzerinden sınav yapıyorlar o sınava göre işte not alıyor falan filan orada bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum ama üniversitede veya burada gimnazyum, lise eğitim daha doğrusu üniversiteye yönelik lise eğitimi diyelim. orada öğretim iyi başlıyor anladığım kadarıyla. Çünkü üniversiteye gelenler de rahat rahat İngilizce konuşabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi Almanya'da maalesef büyük şehirler dışında İngilizce yeterli değil. Hani Peki, Almanca akademik tarafta yani üniversitelere girdiğinde dil konusu nasıl? Yani ben şanslıydım öyle söyleyeyim. Benim e, Almanca biliyorum ben. Ama e, çok enteresandır. E, herkesle İngilizce konuşuyoruz. Yani e, Almanca da konuşuluyor ama yüzdeye vurduğu zaman yüzde otuza yüzde yetmiştir. Öyle söyleyeyim. E, akademide genelde hani bir de yabancı öğrenci olduğun için işte otomatik olarak işte İngilizce ile başlıyor konuşmalar. <laughs> Şu anda e, hani B2 düzeyinde Almanca'm var ama gündelik hayatta kullanıyorum akademikte daha doğrusu şöyle söyleyeyim, e, kimi toplantılara gidiyorum o toplantıları takip edebiliyorum ama e, genelde İngilizce kullanıyorum. Zaten tezi de İngilizce yazıyorum. Başvurduğum kaynaklar genelde İngilizce oluyor veya Türkçe oluyor vesaire. E, Almanca ile Akademik olarak e, çok da eğilmedim öyle söyleyeyim. Yani hem zaman bakımından hem de ihtiyaç şu an itibariyle ihtiyaç olmaması bakımından. E, ama öyle bir planım da var. Tabii burada kalmaya devam edecek olursam e, akademik olarak işte Almanca ders verebilecek miyim veremeyecek miyim o önemli bir faktör. E, öyle bir ihtimal doğarsa tabii ki Almancayı özel derste veya başka bir şekilde hani akademik düzeye çekmeye çalışacağım. Peki şimdi e, ya yani 2008 sonrası e, Türkiye'den İsrail'e gidenleri çalışıyorsun. Orada şöyle bir soru sorayım. Genelde bu soru sonra gelebilir e, diye. E, hmm. Şimdi e, hem dedin işte mavi Marmara öncesi sonrası yani epey bir şey geçti 2014'ler vesaire. Şimdi tabii bir de malum e, 2023-24 dönemi var. 7 Ekim Aynen. sonrası e, çalışma yani e, araştırma zamanının Dönem olarak ne zaman bitiyor? Yani 2008 ile başlıyor, halen devam ediyor mu? Yani şu anda olanları da yazıyor musun? Yani aslında 2022 itibariyle bitirelim diye konuşmuştuk. Çünkü şey var, e, paylaşmışımdır belki seninle bu göç sayılarının oynama şeklinde yıllara göre baktığın zaman pandemiden. Pandemi zaten hani otomatik bir düşüşü beraberinde getirdi. Ondan sonra ufak bir sıçrama var ama e, 2016 darbe sürecinden sonraki yükselme trendini ya hiçbir zaman yakalamadı. Kaldı ki zaten Türkiye'de kaç tane Yahudi kaldı o da önemli bir faktör. E, ama çok büyük bir kısmı da zaten İsrail'e değil insanlar başka ülkelere de göç ediyorlar. Tabii buna da bakmak lazım. Dolayısıyla dedik ki 2022 gibi bitirelim Yine yani 2022 bizim sonumuz olsun diye düşündük 7 Ekim'den önce tabii ki. E şimdi e, geçenlerde de görüştük hocamla da yani ne durumdasın acaba şeyi 7 Ekim sonrasındaki süreci e, e, içerebilir miyiz içeremez miyiz diye yani düşünüyoruz şu anda hala aslında elimde yeterli dönem var e, Avlerimozla birlikte yaptığımız proje bence çok önemli bir projeydi oradan edindiğim bir altyapı var. Bir en azından ruh haline dair söyleyebilecek şeyim var ama bunu akademik olarak tezde ifade etmek, temellendirmek de önemli. şu anda görüşmelerimiz devam ediyor diyeyim hocayla. E, bilemiyorum hani son dakikada olabilir, böyle bir şey olabilir. Onu e, birlikte karar vereceğiz. O zaman bir sorum da yine e, geleceği konuşmadan önce yani bugünle ilgili yaptığın çalışmayla ilgili Şimdi Türkiye'den e, İsrail'e gidenlerin işte Türkiye'deki işte bu kayades kavramının İsrail'e taşınması, orada da sessiz kalınması, e, bunu peki başka bir grupta gördün mü? Yani bu ne bileyim başka yani bir Osmanlı defalaratlarına evet yani Yunanistan'dan da gidenlerde de yani literatürde böyle bir şey rastladın mı? E Bulgaristan, Bulgaristan Yahudileri. E, bir kitap var, duymuşsundur belki From Sofia to Haifa diye bir kitap. Hmm. E, e, okumadım ki, ama önüme geldi o kitap evet. öyle bir e, kitap var aslında ben o kitabı e, çok tesadüfen öğrendim çünkü yazarı doktorasını almış ve tamamen alandan çıkmış ve daha sonra herhangi bir üretimde de bulunmamış ama kitap önemli bir kitap e, Kayades gibi bir şey değil ama benzer sosyolojik altyapının aslında e, İsrail'e Bulgaristan'dan İsrail'e taşındığını gördüm aslında o kitap sayesinde ve ki e, enteresandır mesela Türkiye'li Yahudilerin genelde yerleştiği yer Batyam civarı falan ilk göçlerde mesela e, evet. Bulgaristan Yahudileri de genelde o tarafa gitmişler. E, yine benzer işte Türkiye'liler Birliği gibi işte bir yapıları var İşte o yapılar üzerinden şey yapıyorlar. Aslında örneğin Petah Tikva'da da bir şey var. E, sefarat yani yaşlılar yurdu ve, ve kültür mirasını birlikte yürütmeye çalışan yerde. Oraya da e, pandemi sonrası işte bir randevu ulaşmıştık ama sonra denk gelemedi gidemedim. E, sadece e-mailleşmelerde şey ortaya çıkıyordu ki de Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye hani şeyinde ama zaten hani kuran kişiler daha çok Yunanistan'dan gitmiş bir e, hani şey varlıklı aile diyelim. E, tabii bu noktada Ladin Ladino dışında şimdi bu üç grubu birleştiren bir şey de yok yani apayrı diller konuşulmuş için yani Bulgarca, Türkçe, Yunanca Hı hani de. tarafında ee, ve bir de tabii Balkanlardan hani Sırbistan, işte eski Yugoslavya'dan e, olanlar yani o sefaret grupları özellikle oradakilerden Hı benim de çünkü hep hani merak ettiğim şey yani bu biraz sefaret Ashkenaz e, tarafında da okunabilir mi görülebilir mi hani sorusunu hep ben de kendime soruyorum. Özellikle yani, bu yaklaşım yani sus, susma yaklaşımı olarak. Yani susma yaklaşımı olarak onu ben de mesela görmeye çalıştım. Görüşmelerimde de mesela hani hiç değilse acaba birileri duydu mu diye sorduğum sorulardan bir tanesidir. Şimdi daha önce geçen iki sene önce çıkan kitap Turkish Jewish Diasporas Kerem Öktem'in kitabında Aaron Roddick bir ön söz yazdı. O ön sözde diyor ki Hani bu kaya denilen şey bu kadar da abartmayın. Türkiye'de sadece yani hmm. mealen e, adı konulmuş bir şey. Ama bu aslında bütün Yahudi cemaatlerinde azınlık olarak yaşayan Yahudi cemaatlerinde buna benzer refleksler görülebilir diyor. Yani Türkiye'nin farkı bunun isminin konulmuş olması gibi bir cümle. Ben o şekilde düşünmüyorum. Yani hani Kayades e, Türkiye'ye özgü bir şey aslında. Türkiye'nin ulusal kimlik inşa süreciyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. E tabii ki bazı şeyler var. Yani ne bileyim işte suskunluğun içerisine Magen David kolyesini tişörtün içine sokmak varsa eğer, hani dışarıdan göstermemek varsa e, evet yani. Hani bu e, bütün Yahudi cemaatlerinde Fransa'da da olabilir, İngiltere'de de olabilir ki Fransa'da yaşamış olan bir görüşmecim bana tam da bu örneği verdi. Hani işte bu kolyeyi dışarıda tutamıyorsun, tutmak istemiyorsun gibi e, bazı gündelik hayattaki gizlenme pratiklerinden bahsetti ama kayadesi sadece bu gündelik hayattaki gizlenme veya gündelik hayattaki korunma e, stratejilerine endeksli endekslememek gerekiyor bence onun biraz daha farklı yüzleri ol biraz daha tarihsel tecrübeyle gelişmiş travmalarla şekillenmiş e, içinde Yahudi elitlerinin de olduğu ve bunu Yeniden ürettikleri kurum Yahudi e, cemaat kurumlarıyla yeniden üretilen dönemsel olarak farklı farklı görünümleri olan e, böyle dinamik bir e, strateji olarak görüyorum ben. E tabi yani hani ileriki çalışmalar için mesela iki farklı Yahudi grubu karşılaştırıp acaba e, bunlar arasında benzer e, stratejiler veya benzer e, davranışlar var mı diye bakılabilir ama benim görebildiğim kadarıyla benim daha doğrusu Kayedes'e ele aldığım şekliyle e, herhangi bir grup yok açıkçası. E, tabi burada şu an daha önce söyleşi yaptığımız işte Defne'nin de e, özellikle Selanik ve İzmir karşılaştırmalı bir yani milliyetçilik akımı ve Yahudilerin orada kendini nasıl konumlandırdığı üzerine... O 19 yani Birinci Dünya Savaşı sonrası ile İkinci Dünya Savaşı sonu gibi böyle bir dönemi ele alıyor. Ee, belki ben yani bu tip çalışmalarda dönemlere bakmak, dönemler içerisinde karşılaştırmaları yapmak ki e, kendim hep şöyle bir hani çalışma böyle çerçevesi oluştururken, e, yani Türkiye'yi bir taraftan tamam varlık vergisi var, sonra 6-7 Eylül olayları var ama. Ee, holokostu da yaşamamış bir ülke. Ee, ya yani O da tabii mi? çok önemli bir şey yani Avrupa ile Türkiye arasındaki farklılık yani 1945 sonrasına baktığımızda ee, ama tabii ki bunun önceki dönemlerinde de yani Birinci Dünya Savaşındaki durumlarını çünkü özellikle daha böyle hani cemaat için e, konuşmalar sohbetler veya yaşlılarla konuşmalarda e, daha önceki söyleşilerde de ben bahsetmiştim bundan e, dönemler birbirine giriyor yani sen öyle Aynen bir öyle. sohbet geçiyor ki yani 1980 darbesiyle sanki 1. Dünya Savaşı'nı böyle bir arada anlatıyor gibi. Çok haklısın. <laughs> hani onu gelecek perspektifleri kısmına saklamayı düşünüyordum. Bunu çünkü not etti, mutlaka söylememiz, konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani dönemselleştirme kısmı çok sıkıntılı bizde. Yani bir Osmanlı'dan Türkiye'ye geçiş dönemiyle ilgili bir şey yok yani. Hani orada bir farklı bir perspektif gerekiyor. Çünkü karakterlere baktığın zaman da Yahudi cemaatinin hem Türkiye'de hem de İsrail kurulduktan sonra İsrail'e göç eden Türkiye'nin Yahudilerin davranışlarında e, farklılık var. Yani o farklılık çok net gözükebiliyor. İşte İsrail'deki e, gittikten sonra kurdukları Ladino gazetelerde e, mesela attıkları manşetler veya işte yazılan makaleler vesaire. Hani aslında bizim o Hayades, işte sessizlik, görünmemezlik gibi ifade edilen e, karakterle çok da uyuşmuyor aslında. Dolayısıyla orada bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. O geçiş dönemi ayrıca çalışılmalı zaten. Bir de şöyle de bir şey var. Sanırım e, şeye doğru da geliyoruz. E, gelecek Perspektif. Doğal aynen. bir geçiş yaptık. E, şimdi Türkiye tarihinin okunmasıyla ilgili de aslında bir sıkıntı var Türkiye'de. Yani bu bu son dönemde gerçekleşen daha doğrusu tartışılmaya başlanan bir post post kemalizm tartışması var ee, İlker Aytürk Hoca'nın başlattığı bir post kemalizm okuması yaptı ve onun üzerinden e, sanıyorum kitabın ismi şeydi e, post post kemalizm Türkiye çalışmalarında yeni bir perspektif arayışı olması gerekiyor yani bu daha çok e, Yeni yeni gelişmeye başlayan, daha doğrusu Türkiye çalışmaları yapan bilim insanları tarafından geliştirilecek olan bir paradigma aslında. Ee, yani çok kısaca şöyle söylenebilir. Hani post Kemalizm denilen dönem, işte Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından tek parti dönemindeki politikaların Türkiye'nin e, demokratikleşmesinin önünde çok büyük bir engel olduğunu söylüyorlar. Ee, yani tabii tarihsel bir geçmişi vesaire de var. Şimdi hani o kısmına girmeyeyim. Ee, toplumu siyaseti değerlendirirken aslında sadece burayı böyle bir günah keçisi olarak algılamaktansa farklı böyle dönemlere de bakmak. Ee, yani hani mesela Adnan Menderes döneminde ne oldu? İşte, tabii ki Rıfat Bali'nin yazdığı kitap e, çok böyle güzel bir tarihsel süreci. 1900 işte tek parti döneminden bugüne kadar gelen süreci belgelerle açıkladı. İşte bu aslında bizim için yol gösterici diyebilirim. Yani o belgeler orada işte o dönemlerde refah yol mesela o dönemdeki e, e, cemaat politikaları, Yahudilerin durumu vesaire darbe dönemleri çok önemli. Hala bilmiyoruz mesela darbe dönemlerinde Türkiye Yahudileri ne yaptı? Nerelere göç ettiler, göç ettiler mi? E, sadece İsrail'e mi göç ettiler yoksa Avrupa'ya da gidenler var mı e, cemaatin izlediği politikalar neydi o dönemlerde bunlar hep böyle hala açık kalmış şeyler e, dolayısıyla yani çalışılacak çok fazla konu var ve e, konunun dışında da perspektif değişimine de ihtiyaç var bence e, dolayısıyla bu e, Önümüzde bayağı gidilecek yol var. Ama şey de var. Şöyle de bir durum var. Ee, aslında göç bakımından benim konum bakımından düşünecek olursak bir literatür de oluşmaya başladı. Yani 2003'te Şule Toktaş Hoca'nın yazdığı tez mesela önemlidir. Yine e, 2006 yılında Erdem Güven'in yüksek lisans tezi var. İşte Boğaziçi'nden eee Bismillahirrahmanirrahim. Nülüfer Erselcan'ın göç anlatılarını ama 1945 ilk göçleri anlatıyor sanırım o tezinde. Bir yandan böyle konusu farklı olup göçe temas etmiş olan tezler var. Yani tezin içerisinde göç konusu da geçiyor. Onlar da önemli. Mesela Cem Reyna'nın tezi bence önemli bir tezdir. İşte mehtap Demir etnomüzikolog. O da İsrail'den Türkiye, Türkiye'den İsrail'e göç ve müziğin değişimi üzerine çok hoş bir tez yazmış. İçinde çok net böyle görüşmeler, göç üzerine yapılmış görüşmeler var. E, İlker hep, hep Kaner'in tezi var. Dolayısıyla elimizde en son e, Emre Kurt'un tezi var tabii. E, dolayısıyla elimizde bir literatür var. Bu literatürü geliştirmek gerekiyor artık. Yani hani farklı dönemlere mi odaklanmak gerekir? Ya da ne bileyim başka bir Cemaatin herhangi bir özelliğine odaklanıp bunun tarihselliğini tartışmak, arka planda işte Türkiye'de neler oluyor bitiyor o kısmı vermek olabilir. Ya da mesela varlık vergisi tamamen Yahudiler üzerinden okumak da mümkün varlık vergisini elimizde böyle bir şey yok. Yani cemaatlerde azınlıklar üzerinden okuyoruz mesela hala varlık vergisini direkt olarak Yahudileri nasıl etkiledi? E, tabii ama bunlar için de hem e, kişilerin konuşması gerekiyor. Artı artık zaman da ilerliyor. Tabii o dönemleri yaşayan insanlar da yavaş yavaş e, dünyayı terk etmeye başlıyorlar maalesef. Dolayısıyla hani Özgür Kaymak da seninle görüşmen de söylemişti ya insanların konuşması gerekiyor. Özellikle başta yaşlıların konuşması gerekiyor. Ve yani hani buna artık ne, nasıl söyleyeyim yani böyle cemaat içinde bir kampanya falan mı yapmak gerekiyor bilmiyorum ama çok büyük bir sözlü tarih çalışmasının yapılmasına ihtiyaç var bence Yahudi cemaatinin içerisinde. Ve insanların da hani bu özellikle aslında yaşta fark etmez her yaştan insanın e, deneyimlerini aktarması gerekiyor. Yoksa e, yani kaybolacak bu kadar basit yani hani özellikle yaşlıların deneyimleri kaybolacak. Çok teşekkür ederiz konuk olduğun için. Eklemek istediğim başka bir hani tavsiye varsa alana girecekler ama zaten çok güzel bir şekilde anlattın. Ben dolayısıyla hani son sözü sana vereyim. Bizi izleyenlere de tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki çok bölümde buluşmak üzere. Çok teşekkür ederim ben de. Güzel oldu. Yani hani bu tecrübeyi paylaşmak en azından ilerisi için bu alana girmek isteyenler için yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabii tezleri saydım da e, tabii yazılmış kitaplar da var yani hani elimizde sadece tezler yok dolayısıyla e, hani literatür yetersizliği bence şey değil yani hani bir bahane değil e, elimizde Rıfat Bali külliyatı var İşte yani yazılmış yeni 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 akademisyenlerin Özgür Kaymak gibi yeni akademisyenlerin Kerem Öktem gibi yeni akademisyenlerin yazdığı kitaplar var e, elimizde malzeme var yani e, sadece e, Bakmak, insanlarla konuşmak ve tabii yani şeyi de insan bunları söylerken hani Türkiye'de akademik çalışma nasıl yapılabiliyor vesaire hep o böyle bir kafanın bir tarafına takılıyor ama yani en azından denenebilir. Yani çok inatla denenebilir. <laughs> Öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Çok zevk kaldım. Teşekkür ederim. Görüşmek ediyorum. üzere. Hoşçakalın.